liderim. Biz bak şu an dünya devi olabiliriz. Ben sana şunu söylüyorum. Ben Sivas Çarıkçı'dan geldim. Tamam. 99 doğumluyum. Senin kadar yaşamadım da görmedim de. Tamam. Bugün 2008 senesinde iki tane İngiliz turist kayboldu bir dağda. 1,5 saatte buldular. 2009'dan beri Muhsin Yazıcıoğlu'nun faillerini açıklamadılar. Bulamadılar, söylemediler. Fethullah Gülen'in üstüne suç adılarsa 2009'da Fethullah Gülen'le beraberlerdi, ittifaklardı. Şivan Perver şarkı söylerken Esat Barzani bu ülkeye geldi, peşmerge geçildi, biz kandırıldık dediler mi bize? Dediler, bak ben 99 doğumluyum, iki defa uygulandım. Senin kadar bir siyasi bilgim olduğunu da düşünmeyeyim. Evet. Şimdi biz dünya deviysek Putin bizi ayakta 2 dakika neden bekletti? Bana bunun cevabını ver. Dünya devi olsan Putin seni böyle karşılamalı değil mi dayıcım? Ama Putin seni bekletti, böyle bekledin 2 dakika. Koydu kronometreyi oraya CCC'nin hep. Değil mi? Putin dediğin adam. Bak ama bekledik. Putin dediğin adam neyse de kapısında bekledik. Bugün her şeyi bulabilirken bana Muhsin Yazıcıoğlu'nun faillerini açıklayamadılar. Ben 2009'da buna canlı şahidim. Ben Sivas Şarkışlı'dayım. Bugün bu failleri herkes biliyor ama hadi konuşun. Bak ben Şarkışlı olarak söylesem beni buradan 8'de uçağım var, uçağı yetiştirmez, alırlar. Biz dünya deviysek önce biz kendi vatanımıza sahip çıkacağız. Bu ülkede dürüst siyasetçi ödülünü alan bir tane adam var, Muhsin Yazıcıoğlu. Sen bu adamın faillerini bulamıyorsan bu ülkeyi komple yönetsen ne olur? Bak Sinan Ateş 9-10 yıl geçse böyle onu da bekleriz. Anladın mı? Ama 2009'da olanı açıklayacaksın, sonra diyeceksin ki biz dünya deviyiz her yerde. MI6 bize, CIA bize, hepsi bizden korkuyor mesela değil mi? Her gün bunun reklamını yapıyorsunuz. Soylu diyor ki ben bir tane güvenlik makalesi okumadım. Yani böyle bizim gibi caddede gezen bir adamdı, bakan oldu. Dünya devi olma ihtimalimiz sence kaç? Yok işte. Hadi sağ ol, kolay gelsin. Ben uçağa yetiştireceğim. Bak burada bu adamlara da bağırma, o yaşlı dayılara. Vallahi bak ben hepinizin görüşlerini açayım. Nezaket çerçevesinde karşılıklı birbirimize soru sorak ama sen boşuna yükseliyorsun. Dünya devi ilk düğünde dayı. Ben 99 doğumluyum, görmedim. Ben Muhsin Yazıcıoğlu'nun faillerini bulamayan ülkeden hangi ataleti bekleyeceğim ya? Tamam dünya deviysek Putin bize böyle yapması lazımdı. Niye kapısında bekledik böyle? Fethullah Gülen'le beraber Melih Gökçek hocam dediler. Benim babam kendi gönüllü yollamak istiyordu. Oğlum bu adam dünyanın her yerinde Türk bayrağı dalgalandırıyor diye. Vatan haini oldu. Bak beni dinle. Ondan sonra Barzani geldi. Şivan Perver şarkı söyledi megri megri. Peşmerge böyle geçti. Bedirhan Karagay ile Nurcan Karagay'ı biliyor musun? Şarkışla'da. Ben de Şarkışla'dan geliyorum. Ben gece uyuyamadım. Zoruma gitti. O zaman belki reşit bile değildi benim yaşım. Anladın mı? Ya boş yapıyorsun. Ha. Biz dünya deviysek bütün dünyaya. Ben oy vermedim. Ben oyumu boş kullandım. Benim oy pusulam Fen Lisesi'nde Şarkışla'da 1011 nolu sandıkta. 3 tane tercih vardı ortaya. Ben ayrıyetten Muhsin Yazıcıoğlu'nun resmini koyup oyumu ona verdim. Bir diğerine versem uyumam. Büyük Birlik Partisi'ne vermedim. Muhsin Yazıcıoğlu'nu pusulada koydum verdim. Ben tek doğru siyasetçi bildim. Muhsin Yazıcıoğlu faşist büyütüldüm. Hala da arkasındayım. Bana faillerini açıklasınlar. Putin önlerinde diz çöksün. Ben de oy vereyim. Ben de dünya devikteyim. Lan gençler aç. Bak oraya yemin ederim. Bak bebeler bekliyor ki biri midyeyi bıraksın da yarım alayım diye lan. Hangi dünya devliyamını? Git lan ya. Vallahi ben de.